İlim kendin bilmektir der. Yaratılanı yaradandan ötürü seven yiğit. Ve muallimler muallimi, kendini bilemezsen Rabbini nasıl bileceksin diyerek gönülleri titretir. İşte budur fersah fersah yakınımızdaki, şah damarımız kadar uzaklıktaki gerçek, bitimsiz nasihat. Hem okumak hem de okuduğumuzu duyurmak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan okuyacağız, bir taraftan da okuduklarımızı başkalarına duyurmak mecburiyetindedir. Hepimiz yani. Yani hocaya mahsus değil. Hepimiz her gün okuyacağız ve her gün okuduklarımızı okuyamayanlara, çünkü herkes bir gün olamaz ya, okuyamayanlara bildireceğiz. Allah cümlemizi bu güzel mesleğe sahip olmak isteyen bahtiyar kullarınıza bizi de kabul ediyoruz. Amin. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor ki, İttebi'ul ulema, siz ulemalarınıza tabi olun. Uyun onlara. Onların dediklerini tutun. Çünkü size nasihat verici onlardır. Benim yerime varis onlardır. Benim bugün yaptığımı yarın onlar size yapacak. Binaenaleyh onlara uyunuz diyen iki cihan serveri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'dir ki en efdal meslek. Meslek çok dünyada. En efdali dini ilim mesleğidir. Din ilim mesleğidir. Hazreti Peygamber ne olmamız gerektiğiyle, Müslümanın ne olması gerektiğiyle ilgili bir sıralama yapıyor. Kün alimen. İlim adamı ol diyor. Bir numara. Ev müteallimen. Veyahut da ilim öğrenen bir kimse ol. Öğrenci ol. Ev müstemian diyor. Veyahut da ilimle uğraşan insanlara, alimlere kulak veren bir kimse ol. Onların sözünü dinle. Hayatını şekillendirirken bilgi sahibi olan insanlara danışarak, onların bilgisinden faydalanarak hayatını inşa et. Ev muhibben. Veyahut da bütün bu düzeneye saygı gösteren, sevgi gösteren, gönül veren bir kimse ol. Hazreti Peygamber merkeze bilgiyi koymak istiyor. Bütün bu yapmak istediği de o. Sıralamanın devamında da diyor ki, وَلَا تَكُنِنْ حَامِسَةَ diyor. Beşincisi olma. Bir insanın kurtulması ilimle, irfanla, bütün insanlığın kurtulmasına denk bir değer taşıyordu. İslam dininin en önemli özelliği ilme, akla ve gerçekliğe dayanmasıdır. Hiç bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı bize Zümer sonrası çok açık şekilde ifade ediliyor. Hayatının son anına kadar talebe olmayı tercih etmiştir. Rabbi zidni ilmen duası yaratıcımızın Kur'an'da kendisine öğrettiği bir duadır. O da bu duayı hiçbir zaman dilinden eksik etmemiştir. Rabbim ilmimi arttır buyurarak hep ilmin peşinde olmuştur. Böyle olduğu içindir ki Rabbimizin alim sıfatının son tecelligahı olan büyük peygamber, son peygamber olduğu içindir ki şüphesiz bütün beşeriyetin de en büyük muallimi, en büyük mürebbisi Resul-i Ekrem olmuştur. İşte kadınlar geldi dediler ki ya Resulallah, yani biz duyamıyoruz seni bazen, bizim için özel bir gün ayırır mısın dediler. Hazreti Peygamber de olur dedi. Yani Peygamberimiz toplumun kadın, erkek, yaşlı, çocuk, hiç kimsenin ilimden uzak kalmasını istemezdi. Yaygın ve hızlı bir sürecin başlatılması noktasında insanlık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a medyundur. İnsanlık Resulullah'a borçludur ve medeniyet de Resulullah'a borçludur. Kaldı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birçok hadiste de ilmin ehemmiyetine vurgu yapıyor. İnnel melâikete le tadâhu ecnihatâhâ li tâlibil ilmi rıdan bimâ yasnâh. İnsanlık tarihinde kaç tane düşünür böyle bu şekilde ilmin kıymetine vurgu yapmıştır. Melekler kanatlarını ilim öğrencileri için açıyorlar. Niçin? Yaptıkları ilim tahsiline çok memnun oldukları için. İlimsiz insan bir yerde gözü kulağı kapalı demektir. Kalbi de kapalı demektir. Öyleyse ilimle göz, kulak, kalp ilimle açılır. Maddi ve manevi ilimler ikisi birden insanı ruh ve beden gibi
bir arada yaşamayı sağlar. İlk yatılı okulu Peygamber Efendimiz kuruyor. Bu ilginçtir. Ashab-ı Suffe. Orada fakir sahabiler kalıyor. Onları eğitiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada. Ve onların bütün ihtiyaçlarını Peygamber Efendimiz karşılıyor. Çeşitli hediyeler gelirse kendisine onlara yönlendiriyor. Mesela ganimet veya zekat malları gelirse oraya yönlendiriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabe-i kiramdan bu bereket üzerine ihtiyacı olmamasına rağmen orada kalmak isteyenler var. Mesela Abdullah bin Ömer bunlardandır. Abdullah bin Mesud bunlardandır. Bunlar sahabenin ileri gelen fakihleri ve muhaddisleri aynı zamanda. Mesela Ebu Hureyre en fazla hadis rivayet eden sahabidir. 5000'in üzerinde hadis rivayet etmiştir mükerrerleriyle birlikte ve Ashab-ı Suffe'de eğitilmiştir. Sensin ey peygamber, müminlerin yitik malını ta Çin'de dahi olsa bulmamızı öğreten, İslam'ın, yaşamanın, inanmanın anlamının bilmekler, görmekler, öğrenmekler olduğunu. Sensin bize ummanda değerli bir katrı olmayı öğreten, ey muallim, el muallim sensin. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice olmaktır. Bu mukaddes gecenin aziz misafirleri. Alemin özüdür insan ve onda bir kalp vardır. Selim bir kalp, ilim ırmaklarının aktığı bir deryadır. Şimdi
selim bir kalple gerçek muallimi konuşmak üzere Profesör Doktor Bilal Kemikli Bey'i sahneye davet ediyorum. El muallim, gerçek öğretmenin gerçek talebeleri. Hanımefendiler, beyefendiler, küçük beyler, küçük hanımlar, bizleri televizyonların başında seyreden değerli izleyicilerimiz, seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Bugün yeni bir mevlid kandilinde, yeni bir kutlu doğum gününde ruh ufkumuzu, gaye insanı, ufuk peygamberini, el muallimi, el mürebbiyi, el mübelliyi anıyoruz. Gerçek öğretmen, gerçek terbiyeci ve gerçek tebliğci. Onu anmak için buraya gelmemiz anlamlıdır. Gerçek öğretmenin bize öğrettiği vefa ve sadakat ilkesine bağlıyız. Tüketimin ve tükenişin hakim olduğu şu çağda, değerlerin ve temel insani ilkelerin yerini kısa vadeli kazançların, maddi hedeflerin ve ikbal hesaplarının aldığı ve dolayısıyla da pek çok şeyin sahteleştiği, ilkelerin bozulduğu ve sembollerin dönüştüğü şu günlerde El Muallim ismi etrafında bir araya gelmek çok önemlidir. Ahde vefa önemlidir. Pek değerli bir haslettir. İnsanı insan yapan bir haslettir. Sadakat, insanı koruyan ve gözeten sırlı bir kelimedir. Gerçek bilginin unutulduğu, hakikatin göz ardı edildiği, sahte bilgilerin, sahte öğretmenlerin ve sahte teorilerin insan aklını esir aldığı günlerde, şu günlerde vefa ve sadakat kavramlarıyla el muallimi gündeme almak büyük bir projedir. Çünkü bilgi çağında, bilgi bombardımanının altında adeta bilgi çöplüğüne dönüşen zihnimizi temizlemeye ve işgal edilen aklımızı hürriyetine kavuşturma zamanı gelmiştir. Çünkü artık bilgimizin kaynağını sorgulamaya, sahip olduğumuz bilginin mahiyetini çözmeye ve yeniden doğru bilgiyle buluşmaya ihtiyacımız var. Üç asırdır giydiğimiz mağlubiyet gömleğini çıkarıp kendi küllerimizden yeniden dirilmeye, kendimize gelmeye ve kendimiz olmaya ihtiyacımız var. Bugün el muallimle buluşma günü. Bugün gerçek öğretmenle buluşma günü. Bugün ben sizi sizden ziyade esirgerim buyuran Kerem Denizi'ni anmak için buradayız. Bugün Kerem günü, cömertlik günü. Bugün mevlid günü, diriliş günü, kendimize geliş ve kendi oluşumuz günü. Bugün içimizdeki Kısra saraylarının çöküş günü. Bugün gönül Kabe'mizi işgal eden putların birer birer devrildiği gün. Bugün Muhammedi doğuş günü. Bugün Ahmet'e eriş günü. Bugün Kur'an günü, Kur'an'la buluşma günü. Bugün Muhammed'in yolunun toprağı olma günü, toprağa erişme günü. Bugün ışık saçan bir kandile eriş günü, aydınlanma, nur olma günü. Bugün muhabbet günü, bugün Muhammed günü dostlarım. Yel beni size götürseydi efendim, yerlerin eteklerine sarılırdım. Sizi öylesine özledim ki, kuştan daha tez uçar gelirim size ama kanadı kesik kuş nasıl uçabilir? Bugün kanatlanma, uçma ve sevgiliye kavuşma günü. Bugün rahmete
eriş günü. Ol cihanın fahrının sırrına kurban olayım. Hutbe-i Levla